Herkese merhaba arkadaşlar, Stranger Deep'in 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bir hayatta kalma oyunu gördüğünüz üzere. Arka plan kalitesiz ama neyse, başlayalım oyunu hep birlikte görelim. Karakterimizi gördünüz zaten. Tipsizlik abidesi adeta, neyse. Bakın, her zamanki gibi klasik bir uçakta başladık arkadaşlar. Hassasiyet ayarı biraz fazla, biraz kısayım bunu. Kısamıyorum, ne oluyor amına koydum uçağın? Dur hele bir... Ya oğlum bir dur, tövbe estağfurullah. Başlar başlamaz da düşülmez. Ne güzel first class uçuyordum ayol. Bakalım bak. Aha bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. Lan sıkı tutun yoksa siki tutacaksın. Bu esprilerim sonucu ben okyanusu boyladım. Evet dur ne oluyor, aman Allah'ım. Nereden çıkacağım ben ya? Aha burada bir çıkış var. Bismillah. Hep birlikte yüzelim dostlar, kurtulalım. Abi kimse yok mu? Bokluyorum. Şaka yaptım. Böyle şakalar yaparak panikliğimi azaltıyorum. Ulan burada dedi bir sal var, bu mu? Heh. Sal da sal hani ya. Kim? Ulan. Da oyun başlamadı öldüm mü lan ben? Yok, oyun kendisi bizi buraya atmış. Şu an bir saldayız. Uçaktaki salda sabah olmuş. Alalım şunu arkadaşlar, hareket edelim. Sal deposunda bir adet şey var. Labne var. Ondan sonra bandaj var. Pusula. Ulan sabun yok mu? Bu adada E31 çekerdim ha. Bak şu karşıki adaya gideceğim. Sabunsuz. Aa düşme. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yok ya. Adalar her zaman kıymetlidir, bizi hayatta tutar. Acaba pilot ne alemdedir? Büyük ihtimal yengeçler yemişler onun şeyini. Bak burada da yengeç var. Evet. Hayatta kalacağımız ada, yuvamız buymuş demek. Uçağın parçaları buraya düşmüş. Uçağın ön tarafı aynı yarrağa benzemiyor mu böyle? Bir de başı ince sonuna doğru kalınlaşıyor. Neyse boş ver. Yengeci öldürebiliyor muyum? Amına lan. Aa, yengeç beni ısırıyor. Lanet olsun lan. Adeta dedi ki bu oyunun kralı benim dedi. Sen kimsin yabancı dedi. Bakın burada ne varmış? Aloe vera bitkisi. Gerçekten hayatta kalmak için en önemli şeylerden biridir. Bunu yüzüme sürüp güzelleşebilirim. Başka ne yapalım? Ulan hayatta kalmak için ne yapılır lan? Tam buraya ulaştım da. Şimdi ben ne yapacağım? Bir adet aloe vera'm var ve elim var. Yoksa aloe vera'yı kullanıp mı 31 çekeceğim? Onu da anlamadım ki. Yiyilmiyor mu bu? Aa yedim valla. Gelir gelmez aloe vera bitkisinden yararlandık. Palmiye fidanı, hiçbir şey yapılmaz. Büyümesini bekleyeceğiz. Adayı araştırmaya başladım. İlk olarak çatı buldum. Çatının burada ne işi var? Hiçbir fikrim yok. İleride bir ev mi var? La o gemi mi? Yardım edin lan! Böyle küreği sallıyorum belki görürler diye. Yok. Belki o gemi bile değildir. Benim gözlerim iyi görmüyor ki. Neyse Allah ede gelmesinler. Zaten büyük ihtimal burada korsandan başka kimse yoktur. Gelirler beni geminin hatunu yaparlar, oynatırlar yeminimi. Palmiye ağacına tırmandım arkadaşlar. Şu Hindistan cevizini bir düşürelim. Tamamdır, geri inemiyor muyum? Eyvallah. Sağ olasın ağaç. Demek ki ben çevik bir insanım, ağaca çıkabildiğime göre. Kolay kolay ölmem. Halat yapmam lazım. Onun için de 4 adet lifli yaprağa ihtiyacım var. Ama lifli yaprak da bulamadım bir türlü. Bu ne acaba? Aynanın arkasında kim var? Deniz yiyorsun. Ne deniz yiyorsun amına? Bunun ismi ne? Deniz yıldızıydı. Film ismi gibi ismi var. Deniz yıldızı. Adadaki tıttık fıttık. Yani ıvır zıvırı topluyorum. Onlar bana yardımcı olacak craft yapmak için. Adam akıllı da bir şey bulamıyorum ki. Öyle bir adaya düşmüşüz. Hindistan cevizinden başka bir şey yok. Ulan insan bir bostan eker lan. Hiç mi misafire kıymet vermiyorsunuz? He? Gerçi ben Erzurum oyununu bitirdim. Orada bir çam ağacı vardı, üstünde kozalak bile yoktu. İnsan yesin. Bazen zor durumda kalınca karla toprağı karıştırıp yiyordum. Aa martılar. Martının olduğu yerde kara vardır derler. Ve şu an ben karadayım. Bana ne amına koyayım, denizdekiler düşünsün. Ay. Arkadaşlar bulunduğum adayı terk ettim, zaten akşama doğru oldu. Bir türlü lifli yaprak bulamadım. Şimdi diyeceksiniz lifli yaprağı ne yapacaksın, götüne mi sokacaksın? Hayır, onu halat yapmakta kullanacağım. Ve halatla da bıçak yapacağım diye, o yüzden şu karşıki adaya gitmeyi düşünüyorum ya da bir bakayım daha yakında bir şey var mı? Ulan hayat! Gece bana okyanusta şey sürdürdün ya. Bismillah, o ne lan? Bir şey bana doğru geliyor. Oha! Bende balina korkusu olduğunu bilmiyor musunuz? Oyuna hemen balina koymuşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Megafobi deniyor buna. Yani senden büyük bir şey görünce göt korkusu. Abi benim götüm titriyor. Bak kuyruğuna bak. Oğlum böyle büyük canlı olur mu ya? Lanet olsun. Allah'ım yüce Rabbim benden uzak olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytan oyunlarından yüce Rabbime seni.
Evet. Şu tarafa doğru gideyim. Balina sen de kendi yoluna git lan. Allah'ın depresif hayvanı. Okyanustan zaten korkuyorum. Bir de gece gidiyorum. Gece daha çok korkuyorum. Hindistan cevizini bilen içini açamadım. Sabahtan da bir avokado yemişim odur. Ama avokado da gerçekten insanın midesini tok tutuyor, onu söyleyeyim size. Zehirleniyorsunuz biraz ama gerçekten acıkmıyorsunuz. Bu karşıki adada inşallah lifli yaprak vardır, yoksa boşu boşuna gelmiş olurum ha. Aha. Aha karaya yaklaştık. Sabahtandır kürek çekmekten belim ağrıdı. Bir de burada bir kulübe gibi bir şey var. İnşallah adada yerliler vardır. Yani yerliler dedim de yamyam yerliler olmasın ha böyle. Gerçekten medeni insanlar olsaydı çok sevinirdim ya. Çok makbule geçerdi. Şu salı da buraya koyalım. Maksat sürüklenmez. Bu ne örneğin? Aa siktir! Hoş! Amına kodumun oğlu. Bu kim lan? Gelme. Domuzdur, keçidir. Allah'ın belası buraya gelebiliyor mu? Yo bak çok büyük domuz yazıyor üstünde. Oğlum o büyükse ben amına koyarım. Seninle savaşırım ha. Of beni ittiriyor. Yedik sanki adasını ya. Bir şey alıp gideceğiz ya. Ben mi yanlış yapıyorum bu oyunları, yoksa oyunlar mı çok zor? Her yerde aloe vera çıkıyor. Aha burada küçük yavru dom. Oha bu ne lan, bu yengeç mi? Tövbe estağfurullah. Yaratığa bak. Benden büyük yengeç görüyorum. Kaç kaç kaç. Her yerde domuz yengeç bunu. Oha. Onu bu nasıl oyun? Hele yengeçler yardımcı olun. Ben bunu denize kaytıram yengeçler. Madem gitmemi istiyorsunuz orospu çocuklar, yardımcı olun. Ne kendinizi göt verenliğe vermişsiniz böyle ya. Gelin gel hele yengeç. Gel yengeç efendi. Yüz yürüsek bile Fransa bizi istemiyor. Arkadaşlar sabahtandır ben bu lifli yaprakları arıyordum ya. Bunları bulmak için şey yapmamız lazımmış. Bu bıçakla, ne bıçağını, taşla onların üzerine vurunca lifli yaprak oluyormuş. Aha da bıçağı craft ettim. Bakıyorum. Böyle elime aldım işlenmiş bıçak. Buna var ya. Ulan o yengeç nerededir o yengeç? O büyüğü şu an bu adada yok da diğer adada, o küçük yengeçten intikam alayım bari. Kan davası amına koyayım. Götümden kan aldı. Bir yılandır, bir domuzdur, bir şeydir rahat vermediler. Nerede o yengeç? Aa merhaba paşam, bugün ne yiyeceksin he? Amına kodumun çocuğu. Nesin? Kimsiniz lan? Alalım şu yengeci. Of yarasın. Yengeç çevirme yapacağım. Etini yiyebiliyor muyum acaba? F tuşuna bakıp kol saatimize bakabiliyoruz. Apple saat gibi bir şey bu, canını gösteriyor, susuzluğunu. Bu SPF ne onu bilmiyorum ama şu an keyfimiz yerinde gibi. Saat sabah 11. Kauçuk ağacını kıralım. İçinde şey çıksın bakın. Odun çalı çıkıyor bunları kırınca. Ateş yakmak için gerekli bu. Bunun üzerinde de yengeç pişireceğiz. Böyle kızartacağım, döndüreceğim. Onu önce onu yiyeceğim. Önce yavruları yiyeceğim, sonra da o büyük yengeç anayı yiyeceğim. İsmi yengeç ana onun. Ana! 4 adet odunumu topladım. Ateşi tam böyle buraya yakacağım. Kumsala yakın yakacağım. Evet nerede yakılıyor? C'ye tıklayalım üstüne. Böyle oo. Ne lazım bir de ekstra? Bunu körükleyecek bir şey lazım. Güneş tepeden vursa bu yanmaz mı ya? He? Recep İvedik gibi de böyle usursak amına. Yok bir şey daha bulmamız lazım belli. Aha! Çıra yaptık. İlkel yöntemle bunu şey yapacağız. Bir bel yapıp bir bel yapıp arkadaşlar yakmaya çalışacağız. Bakın duman çıkıyor. Aman Allah'ım. Oo vallahi biçim yakıyorum. Tıkla tıkla tıkla. Alev aldı. Çıla alev aldı. Yengeç sen bekle oğlum. Seni kızartacağım. Mangal yapacağım. Hadi lan hadi lan. Uf, sonunda yaktık. Şimdi yengeç etim nerede benim? Burada. Üstüne mi tutacağım acaba? Evet. Yengeç eti kızarıyor. Kur'an'ıma yengeç eti kızarıyor. Bekleyelim böyle başında. Of. Yengecin pis kokusu ama yine de yiyeceğim ya. Ben bunun piştiğini nereden anlayacağım? Alalım. Evet hemen pişmiş galiba. Vallahi yedim gitti. Kustu lan. Bu niye kustu? Daha tam pişmemiş miydi? Amına koyayım, üstünde pişti pişmedi yazmıyordu ki, ben ne bileyim. Bir yengeç avladık artistlik diye, o da bizim sağlığımızı sikti bak hele. Yeminime var ya, öyle bir sinirlerim bozuk ki şu an. Bir yengeç bile yiyemedim. Amına koyayım, beceriksiz beceriksiz. Sen bu aklınla ne errağı mı yersin sen? Daha sen yengecin piştiğini pişmediğini anlamıyorsun. Bari şu Hindistan cevizini kırıp yiyelim ya. Koy şu an bunu buraya bırakıyorum. Tamam dur, Hindistan cevizi yuvarlanma. Lan yuvarlanma. Et vurdum, tamamdır. Açtık bari şunun suyunu içelim şimdi. Öf yeminime var ya, ömür törpüsü bitti. İç suyunu. Evet suyu bize iyi gelir, Hindistan cevizi suyu çok iyi bir şey gerçekten. Akşam oldu. De gel yat. Heh. Akşam oldu, ne yapacağım şimdi burada? Ben Akdeniz akşamları mı çalayım yine? Ver şu odun çalını bir. İlkel balta yapana kadar. Bak hele bak. Yaptık sonunda yine de ya. Bu neydi böyle? Bununla şey palmiye ağacı kıracağım.
yapraklarıyla şey yapacağız. İsmi ne der onun artık, her neyse. Barınak. Kırılmıyor da. Etraf neyle akşam oldu ya. Sığınağımızı sonunda yapabileceğiz arkadaşlar. Nereye koyayım? Gidip ateşin yanına sığınağı da koyup uyuyacağım bugün. Lanet olsun, ne kadar uzun bir gündü ya. Çabucak sabah olsun istiyorum ha. Gir içine gir. Bir şey beceremiyorsun sen ya. Uf, bir günü böyle geçirdik. Sabah kalktığımda susamış olacağım. Daha aç olmuş olacağım. Ama yine de şafak vakti oyun çok daha güzel olacak. İkinci gündeyiz. Ateş. Boş ateş sönmüş. De yapacak bir şey yok. Hemen bakıyorum, kontrol ediyorum. Valla susuzluk çok kötü. En iyisi bir kemi su damıtıcı yapayım. Bazen düşünüyorum da acaba her şey için fazla mı acele ediyorum? Kemi bu kadar yormaya ne gerek var amına koyayım? Hindistan cevizi ne de olsa şimdilik bol. Su damıtıcı yapsan ne, yapmasan ne. İç usta hiç yarasın. Bak içince suluk seviyen biraz artıyor. Sonra kır ye. Vallahi billahi kim sana ne diyecek sanki. Ulan tek çare şey kaldı. Etraftaki şeylere bakıp ip mip bulmam lazım. Yoksa olmuyor bela ya. İlerle sen de ya. Sen gibi sali var ya. Mahvoldum amına kodum mu oyununa. Kaç zor yapmışlar ya. Ciddi anlamda ilk defa bir oyunda bu kadar zorlandım ha. Bir dakika kardeş, bir dakika. Bırak burayı. Burada ne var örneğin bu teknede? Batmış bir tekne. Araştırıyorum belki bir şey bulurum diye. Çık hele çık. Gel gel, seni oynadığım güne lanet olsun. Gelsene. Bu arada bu ne? Bir dakika. Anam be, of 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 of. Ses geliyor da ben dedim o nedir? Oy orospu çocuğu, burada köpek balığı da mı vardı? Bir sen eksiktin. Sanki her şey yolunda gidiyordu amına koyayım. Keyif yapıyorum. Bir bu eksikti. Ya arkadaş, sıkıştım kaldım şu tekne daha. Var ya, nefes alamıyorum. Daraldım, pis oldum ha. Şimdi arkadaşlar, su damıtıcım hazır. Buranın altına yaprak koyunca ve buraya su ekleyince bu yaprakla birlikte amına koyayım bir şekil su oluyor. Siz onu kafaya takmayın. Yani ben burada su içiyorum. Arada geliyorum, su damıtıcı dolunca içiyorum. Sağlık kitine bakacak olursak yani suyum iyi. SPF ne? Sıcaklık galiba. Yanıyorum amına koyayım. Bir içeri girelim, kendimizi şey yapalım, soğutalım. Aynen, arada yüzmeye çıkalım ama köpek balığı var. Fazla derinlere gitmeyeceğiz. Gelir gelir, kokumuzu alır. Hafif de bende kan var ya. He, bir tek içimde şey kaldı. Ben yengeç kızartma yapamadım ya, o kaldı. Bir adet de yengeç kızartma yapıp bu bölümü bitirelim. Ulan bir tane böyle taze yengeç yok mu? Vurup avlasaydım. Amına kodumun adasında yengeç de kalmamış, anlamadım ki. Aha bir tanesi orada, nasıl da gidiyor. Bir dakika. Otmuş lan. Bir dakika yengeç, sana sıra gelecek. Ulan bir yengeç pişirene kadar ömrü hayatımın boyunca hiç bu kadar ben efor safra etmemiştim. Yengeç efendi. Keser döner, sap döner. Gün gelir yengeç döner. Şu yengeci bir güzel yüzelim arkadaşlar böyle. Dur dur. Evet. Böyle. Tamamdır, kesiyoruz. Etini çıkaralım. Ve etini ayırdık. Ne oldu amına koyayım? Isırmayı biliyorsun. Hele bakalım sen ne kadar sürede pişiyorsun. Onu da merak ettim ha. Piştiğini de anlamak için biraz bekleyeceğim. Acelem yok ya. Valla. Bakıyorum. Aslında biraz susamışım ha. Su iç 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 iç. Çok güzel. Şu an bakalım. Su seviyen biraz iyi oldu. İç oğlum iç. İç yarasın koçuma. Yengeç eti de pişmemiş. Ne kadar pis bir etler demek ya. Ay bu bölümü birazdan bitireceğim. Yengeç eti pişerse Allah'ın izniyle. Bu nedir? Tırtıklı bir şey. Aynanın arkasında kim var? Deniz Yıldız. Aa amana kodaman çocuğu. Her şeyimiz erli olur bir adada. Pişmiş mi bu? Yok. Herhalde olmuştur. Saatlerce bunu bekleyecek değilim valla. Öf. Pişmiş. Heh. Bak üstünde pişmiş yazıyor, bir dakika. Pişmiş küçük yengeç eti. Haydi bismillah. Ulan yaklaşık 2 saat sonra pişti lan. Ne zor bir şeymiş demek bu. Of, afiyetle yiyeyim, hayatta yedim en lezzetli etti. Doyuruculuk oranı da bayağı iyiymiş. Hay maşallah. Uf, ne gündü be böyle. Bakın suyun altında durdukça o SPF nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Güneş ışığıdır. Suyun altında durdukça güneş ışığından korunuyoruz. Böyle bizi yakmasın diye arada yüzmek de iyi geliyormuş. Güzelim adam. O nedir öyle? Vaftizdir. Ne vaftizyam? Vatuzdur nedir? Üf. Saldırmaz umarım. Bu çok pis elektrik çarp. Köpek balığı da geliyor bu arada. Kaç kaç kaç. Bu kadar ısınma yeter. Yeter. Köpek balığı buraya geliyor çünkü. Ben diğer bölüm arkadaşlar zıpkın yapıp köpek balığı avlayacağım. Ama daha var ona ya. Tam şu anlık neredeyse bütün durumlarım iyi. Şu karşıda gördüğünüz adada domuz var, yılan var. Çıngıraklı. Onlara da gideceğiz. Ama önce mızrak yapmam lazım. Ver suyu içemele.
Ya insan vücuduna kapis amına koyayım. Bir su istiyor, bir yemek istiyor. Bir dakika rahat durmuyor ki. Yok güneşten yüzüm yandı. Yok çok yoruldum. Halbuki domuz öyle mi amına? Kafasına vur yine de yaşıyor. Bakın adada Hindistan cevizi kalmadı. Hepsini kuruttuk. Bir tane kalmış, onu da alalım hele. Dediğim gibi arkadaşlar, bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok detaylı bir oyun. Kısa oldu biliyorum bu video ama devamı gelecek inşallah.